takıntı haline geldi babamda bu tasarruf şeysi ya. Ruhsal sağlığı bozuldu adamın. Psikiyatrik tanı koyma babaya Sıdık'a. Ay, teşhise gerek yok ki anneciğim, kanıtlar ortada. Sağ solu bantlayıp evi kozaladı resmen. Bütün odalara fişi çek, enerjiyi sev, cüzdanıma saygı göster gibi yazılar yapıştırıp duruyor. Aman aman, sabah da kahvaltıda böyle zeytin çekirdekleriyle yumurta kabuklarını falan toparlayıp... ...hay ben bunları gübre fabrikasına götüreceğim, kilosu 1000 liradan satılıyor diye. İyi, artık sesimi çıkarmadım, ne yapayım? Yani bu gidişle tasarruf olsun diye hayatımızın yarısını yaşamayacağız, o olacak. Kız, sen şimdi çek 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 konuşmayı bırak, şuptan boncuk al. Hadi, 300 tane dizmezsen akşama kadar... ...vallahi billahi adam kıyametleri kopartırsın. Kız anne bak ne diyeceğim. Biz bu boncuk dizme işini abimin üstüne kakalayalım. Ben de bütün kuvvetimle şu Orlan örgü olayına gireyim ha. Ay sen bütün gün böyle hatır hatır karşımda örerken çok canım çekiyor. Hem bir ev kızı olarak örgü örmenin benim için daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Mesela şu ördüğüm şeyin ne olduğunu bilmiyorum ben. Sen şimdi haroşoyu biliyorsun değil mi? Böyle dümdüz gidersin haroşoda. Bu da öyle. Buna bekar biti diyorlar. Şimdi ön tarafı haroşo. Bir haroşo, arka tarafı lastik. Bir haroşa bir lastik, bir haroşa bir lastik. Öyle örgütsün işte. Bir haroşa bir lastik, bir haroşa bir lastik. Kız anne, galiba sıçan dişi motifinin bir üst modelini geliştirdim, ha? Bak. Ne yaptın sen Sıdık ha? Salak şey, ver onu bana, ne motifi? Hay, gemici düğümü yaptın sen burada. Ulan 5 metre yumağımı mahvettin, kör olmayası karı. Zaten senin eline şiş falan yakışmıyor ki Sıdık ha. Al bakayım sen şu tığı. Yaptık ya sabunluklar bir sürü. He. Onların üstüne örümcek göbek gerekiyor. Ondan yap. Örümcek mi? Hı. Ay yıllardır bu örgü, dikiş, nakış, erişim muhabbetlerini falan takip ederim. Ondan sonra böyle rahibe işi, hı, işkembe, LTT küstü, Türkan Şoray kirpiği, sarhoş sidi. Bütün bu motifleri, evet, bilirim ama. Tabii. Ay örümceği ilk defa duyuyorum. Nereden çıktı o? Onun mucidi benim Sıdıkam. Ya. Böyle 4 tane atıyorsun, tığ bir çekiyorsun. 4 tane atıyorsun, tığ bir tane çekiyorsun. Öyle oluyor. Ay kadının motif patenti var ya. Örgü eksperi kendisi. Ay inşallah genetik falan değildir. Kız dalga geçme annenin icatlarıyla. Aa ben senin aklınla dalga geçip ilişiyor muyum ona? Ay aklım kırıştı ya. Çek bakayım çek. Ona bak kulaklarını çekiyorum senin ha. Kızım ya! Ürkütün hayvanı! Ya evde tavşan ne arıyor ya? Kuşların hepsi dişi çıktı. Ben de sattım, tavşanı aldım. Bunları hem yavrulatacağım hem de eğitip niyet çekmeye alıştıracağım. Sonra gelsin paralar. Tavşan, kuş, evde kediyle balık da var zaten. Anneme söyleyelim de bir sirk çadırı diksin ha? Sen de sevimli pandayı oynarsın. Bana bak, sana bir böyle... Ayı pençesi atarım, 5 gün yerinden doğrulamazsın ha, cadı. Tamam tamam, sakinleş ya da evcilleş. Ya ben sadece tamam, tamam, istemeye kısa, geldim. Kısa kısa kısa, ne istiyorsun onu söyle sen, hadi. Ya, fotoğraf makinesi sendeyse annem onu istiyor. Ben de, o tişörtlerimin altında. Hadi al git, hadi. Hadi. Sağ ol. Gel bakalım. Bunlar kızın ne mal olduğunu biliyormuş. Elin herifiyle kaçınca onun için gitmemişler peşinden. Allah Allah. Dur kahve dökmüşün. Dur bakayım dur. Çek çek çek. Ne oluyor kız? Ne oluyor? Allah evliğini vermesin senin. Resim çekeceğini bilsem poz verirdim. Bak şimdi gözlerim kapalı çıktı, gördün mü? Aman ay korkma öyle Gonca Gül Allah aşkına. Ay kız mahalleyle ilgili belgesel hazırlıyormuş da. Ay deli deli çekiyor, boş ver aldırma. Ben gideyim artık. Ocakta yemeğim var, bir de evi yakmayayım. Tatlı tatlı konuşuyorduk Goncagil şurada. Niye gidiyorsun şimdi yok, yok, yani? Otur Goncagil. Hayır gidiyorum, gidiyorum. Ay kız otursaydın. Aa. Gene gel, gene gel hadi. Kız bana bak. İyi çektin mi ha? Bana kol kesimiyle yaka lazımdı özellikle. Ay çektim çektim de gınalar geldi artık. Ne öyle sanayi casusu gibi Gonca Gül teyzenin kazanın motifini alacağız diye... ...fotoğraf makinesiyle zoom yapıyorum sağına soluna. Ay ayıp vallahi. Ay, ne ayıbı kız? Aa ne yapalım yani? Karı böyle o model bir tek kendisinde olsun, hiç kimse de olmasın diye göstermiyor, mecburuz. Ay neyse ne de ayıp oluyor artık bence. İnsanın vicdanı şey diyor sonra.
Ne vicdanı kız? Elimizin emeği, gözümüzün nuruyla helal para kazanıyoruz şurada. Ha, kime ne zararımız var? Ha? Emeği nuru falan geçti artık anne. Yani trikotaj atölyesi gibi. Otomasyon çalışıyoruz artık. Mesela şu kazak ya. Ben mi ördüydüm bunu? Ne zaman ördüğümü bile hatırlamıyorum. Ay Sıdıka, besbelli sen örmüşsün. Şuna bak değil mi? Geniş geniş böyle atmışsın her şey. Ağzı bir tarafta, burnu bir tarafta yamulmuş. Ay ben esnafın yerinde olsam o iplik israfında 500 bin lira ödemezdim ha. Ha olaya bak. Ha, sen benim erişime dil uzatacak mısın? Şu ördükten bak, 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 bak. Böyle kedi yumakla oynamış da ipleri birbirine karıştırmış gibi yamuk yumuk. Halt etmişsin sen onu. Yumakmış. Ben onu 7 renkli kaplumbağa şeklinde minder kılıfı olarak başladıydım bir defa. Yalnız kaplumbağa yutmuş yılana benziyor bence. Ama 7 renkli olduğu doğru. Bak, kabiliyetsiz ressam paleti gibi. Sıdıka, çeneyi araştırmayı bırak anneyle. Hadi kalk toplan, çabuk. Bunları daha orloncuya götüreceğiz. Baban gelmeden şu işleri bitirelim. Önüne kısırık ha. Anne gül baban duyar dayak yersin kısırık ha. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Şen halkın arasına, taraftarın arasına sıkça girer. Ancak bu kez kalabalık arasında Zekeriya. Seni bekleyen tatsız bir sürpriz vardı. Ay Zekeriya, ne oldu ya? Sende bir şey var. Ay ölü balık gibi bakıyorsun ya. Yok bir şey. Var bir şey, var. Bana bak. Ben sana bir orta şekerli kahve yapayım ha. Sen de içini dök böyle, ferahlarsın. Hadi. Arabayı dün akşam iş yerinden oraya bırakmıştım. Serseriler lastikleri parçalamıştı. Vay lavuklar! Kimmiş biliyor musun baba? Yani ben bizim karate kursunu toplayıp öyle bir ne göreyim. Ne bileyim lan ben kimmiş? Lastikler paramparça. Olduğu gibi değişecek. Ay sonu elde yok, avuçta yok. Arabada elim ayağım benim işe gidip gelirken. Ali Şen'e önce sevgi gösterisiyle bulunmuş Beşiktaşlılar. Ama sonra işler değişti. Zekeriya. Bak ne diyeceğim. Hani biz bir ara tasarruf yapıyorduk ya. İşte o zaman Sıdıka ile ikimiz el işi falan yaptık. Az bir paramız var. Hani onu şimdi sana zaruri ihtiyaçtır verelim diyoruz ha? Olmaz öyle şey. O sizin hakkınız. Evin ihtiyaçlarını falan alırsınız. Olur olur. Araba işi ayrı. Olur mu canım? Aa, araba hepimizin malı değil mi? Bak şimdi biz o paranın hepsini sana peşin peşin takdim edelim. Sen sonra bize faiziyle geri ödeme yaparsın.